Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenmiş olan iftar çadırlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın 24. gününde yine Harbi Radyo aracılığıyla sizlerleyiz. İnternetleri, radyoları başlarında uzaktan yakından bizleri dinleyen ve iftar çadırlarında şu an bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize buradan selam olsun. Öncelikle Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz Beyefendi'ye ve iftar çadırlarında görev yapan, emeği geçen bütün personel kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünün hayırseverlerini söylemek istiyorum. Merkez Mahallesi iftar çadırında Alime Babur ve Bilal Can'ın katkılarıyla, Karaçalı Mahallesi iftar çadırında merhum Rüştü Türker, Ayşe Koşar ve Tekin Koşar hayrına iftar yemekleri verilmektedir. Bunun dışında Beskese Mahallesi iftar çadırında ve Kızılkaya Kayadibi Mahallesi iftar çadırında Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeklerimiz verilmektedir. Programımıza her zaman olduğu gibi Aşr-ı Şerifimizle başlıyoruz. Bugün Yunus Koçan hocamızdan Bakara suresini dinleyeceğiz. Hep birlikte buyurun. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi, ilahi mesajda rahmet hüviyetinin sadece bu dünyayı değil tüm evreni kapsadığını bildiren bir rahmet önderidir. Ve Peygamber Efendimiz hayatı boyunca kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek ölçüde vahşi bir toplumu almış, yüreklerine merhametle, rahmet duygusuyla yeniden doğmuş gibi iyi yürekli insanlar topluluğu haline getirmiştir. Bütün peygamberler Allah'ın insanlara bir lütfu, bir rahmetidir. Peygamberimizin son peygamber olması, peygamberliğinin cinler de dahil herkesi içine alması ve herkesin bir şekilde onun peygamberliğinin rahmetinden istifade etmesindendir ki o bize Kur'an'da alemlere rahmet olarak tanıtılmıştır. Ayet-i kerimede biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik buyuruluyor. Burada rahmet, merhamete muhtaç olana iyilik etmeyi gerektiren şefkat duygusu olarak tarif edilmiştir. Yani
rahmette hem şefkat hem de iyilik etmek manalarına varır. Sevgili Peygamberimizin alemlere rahmet olması, insanlara iyiliğin, doğruluğun, hakikatin birliğini tebliğ etmesi, onları hidayete davet etmesi ve olgunluk kazanmalarını sağlamak için eğitip yetiştirmesinden dolayıdır. Varlığın kendisine emanet edildiği insanın yetiştirilmesi bütün varlıklar için bir rahmettir. Müslüman bütün inananları ve hatta bütün varlıkları sevgiyle kucaklayan bir rahmet. Çünkü İslam ahlakı yaratıcıya saygı ve bütün varlıklara karşı şefkat temeline dayanır. Sevgili Peygamberimiz insanları hidayete çağırırken sevgi ve merhamet tavrını her zaman ön planda tutmuştur. Onun izlediği yöntemi Kur'an şöyle açıklamıştır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir buyuruluyor. Sevgili Peygamberimiz merhametli olmadıkça iman etmiş sayılmazsınız buyuruyor. Sahabiler bizler merhametli insanlarız dediğinde bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu merhamet birinizin kendi arkadaşına gösterdiği merhamet değildir. Şüphesiz benim kastettiğim merhamet bütün insanlara ve her şeye karşı merhametli olmaktır buyuruyor. Rahmet Allah'ın sıfatlarından olup Kur'an'ın farklı ayetlerinde üzerinde durulmaktadır. Bir ayet-i kerimede diyor ki düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümid ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır buyuruluyor. Bir ayet-i kerimede de senin mağfireti bol Rabbin merhametlidir. Şefkat hissi özellikle eğitimle ilgilenenler yani anne babalar, yönetici olanlar genelde de tüm insanlar için bulunması gerekli olan bir vasıftır aslında. Kalbi katı olan birisinin gerçek bir eğitimci, terbiyeci olması düşünülemez. Rahmet, kalbi bir kıpırdanış, ruhu bir teessüt ve insanı terbiye ettiği kimseleri hafife almakta engelleyen bir duygudur. Hazreti Muhammed bütün insanlığın hatta alemlerin muallimi olduğuna göre rahmet duygusunun en fazla onda bulunması gerekmektedir. Onun rahmeti sadece inanan insanlara değil, aynı zamanda bütün insanlığı içine alan bir rahmettir. Bu rahmet hem dini hem de dünyevi yönlendir. Dini yönden rahmet olması Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar cahiliye dediğimiz karanlık bir devrede delalet içerisindeyken ve aynı zamanda ehli kitabın da kendi kitaplarında ihtilafa düştükleri bir dönemde gönderilmiştir. Böylece Allah onun gerçeği aramaya ve kurtuluş ile mükafatını kazanmaya hiçbir yolun bulunmadığı bir zamanda göndermiştir. Onunla insanlara hidayete giden yolları göstermiştir. Dünyevi bakımdan rahmet olması, insanlık onun sayesinde pek çok zilletten, harpten ve kargaşadan kurtulmuş, gerçek sulhe ve huzura kavuşmuştur. Resulullah'ın rahmeti
Müslümanları, gayrimüslimleri, dostları, düşmanları, köleleri, hürleri ya da büyük ve küçükleri, hatta insanların yanında hayvanları da içine alacak kadar geniş bir rahmettir. Onun rahmeti mümine hidayet, münafığın hayatı için bir aman, kafire de ilahi azabın tehiri şeklinde tecelli etmiş. Münafıklar bu rahmet sayesinde dünyada azap görmemişler. Müslümanlarla içli dışlı yaşamışlar. Onların istifade ettikleri haklardan istifade etmişlerdir. Ve onların bu durumları yüzlerine vurulmamıştır. Daha önceki milletler Allah'a karşı yaptıkları isyanlardan toptan helak edilmişlerdir. Fakat Resulullah geldikten sonra böyle bir şey tabii ki olmamıştır. Böylelikle kafirler de bu rahmetten istifade etmişlerdir. Yani Peygamber Efendimizin varlığı azabın gelmesini önleyen bir özelliğe sahiptir. Allah Teala bir ayette halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azap etmez buyurmaktadır. Allah Resulü bununla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben rahmet olarak gönderildim, lanetçi olarak değil buyurmuştur. Şimdi onun engin şefkatini, sınırsız merhametini gösteren birkaç olayla devam edelim. Mesela Tufeyl İbni Amr Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek diyor ki Devs kabilesi helak oldu. Allah'a asi geldi ve İslam'a girmekten imtina etti. Onlara bir bedduada bulun ya Resulullah diyor. Orada bulunanlar Aleyhisselatü Vesselam'dan beddua yapacağını zannediyorlar, bekliyorlar ama Resulullah Allah'ım Devs'e hidayet ver, onları imana getir diye dua ediyor. Bir benzeri durum Sakif kabilesi için söz konusu olmuştur. Yapılan bir savaşta Sakif okçuları Müslümanlara hayli zarar vermiştir. Sahabeler Resulullah'a müracaat ederek ey Allah'ın Resulü, Taiflilerin okları bizleri yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine Allah'a bir bedduada bulunur musun diyorlar. Allah Resulü diyor ki Allah'ım Sakip kabilesine hidayet ver. Hımar isimli birisi müzmin sarhoştur. Kendisi bu yüzden birkaç defa cezalandırılmıştır. Yine bir ceza uygulanacağı sırada oradakilerden birisi ona lanet okur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale eder ve şöyle der. Ona lanet etmeyin. Allah'a yeminle söylüyorum. Bu adam hakkında bildiğim bir şey varsa o da Allah ve Resulünü samimiyetle sevmiş olmasıdır buyurmuştur. Kısa bir ilahi arasından sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Resulullah'a öğle vakti
sık ağaçlı bir vadide yetiştik. Derken Allah Resulü bir ağacın altına indi. Kılıcını da dallardan birine astı. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak dediğinde müşrik hiç kimse der ve Peygamberimiz saydı. Gidebilirsin, seni affettim der ve bunun üzerine bu zat Müslüman olur. İftar vaktine çok az bir süre kaldı. Hayırseverleri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Merkez Mahallesi İftar Çadırı'nda aileme Babur ve bir dalcanın katkılarıyla, Karaçalı Mahallesi İftar Çadırı'nda merhum Rüştü Türker, Ayşe Koşar ve Tekin Koşar hayrına iftar yemeklerimiz verilmektedir. Bunun dışında Beskese Mahallesi İftar Çadırı ve Kızılkaya Kayadibi Mahallesi İftar Çadırı'nda Dalaman Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle iftar yemeklerimiz verilmektedir. Buradan Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz Beyefendi'ye ve iftar çadırlarında emeği geçen bütün personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you.